Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlarım, günaydın. O kadar güzel bir hava var ki, hafif böyle bir esinti. Sıcak hava var ama çok sıcak değil bizim bu sitenin olduğu yer. Çok güzel bir havaya günaydın dedik. Ben de yola çıktım, duraktayım şu an. Burası da bizim oturduğumuz site arkadaşlar. Bakın, çamın içinde, yolun kenarında, ana yolun kenarında. Muğla Akyaka, Muğla işte Marmaris, Muğla Fethiye yolu. Yani Muğla'yla Ula arası bir yer bu site. Bakın böyle sakin, sessiz, huzur. Çok güzel bir yer. Çok şükür bugün de sağlıklı saatli güne başladık. İnşallah, inşallah sizler de iyisinizdir. Güzel arkadaşlarım, hep iyi olun, sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun. En büyük, en büyük hazine sağlık ve huzur. Gerisi olup gidiyor her zaman dediğimiz gibi. Sabah da kalktım. Mutfağımı hiç dokunamadım akşamdan, o kadar yorulmuşum ki. Yemekten sonra işte çay içtik falan, böyle bir yattım hemen. Sabah kalktım, mutfağımı topladım. Ondan sonra iki makine çamaşır akşamdan bir atmıştım. Zaten geç vakit olmuştu. Bir daha atmıştım. İki makine çamaşır serdim. Toparladım etrafımı, çıktım. Şimdi de böyle bakın, durakta bekliyorum. Minibüs gelsin. Çalıştığım köye, yani bakkala gideyim diye. Şuraya da oturayım. Daha var çünkü 10 dakika var. Sanki arabanın gelmesine. Evet, 10 dakika var. Bekleyeyim şurada. Geldim arkadaşlar. Sabahtan kahvaltımızı yaptık. Bir bakkalın işini gördüm. Gelen giden sabah müşterilerine baktım. Ondan sonra dedim ki şu kenar yer var. Depo gibi olan yerin yanı. Çok dağınık. Dedim oraları bir düzenleyeyim. Geçen gün şuraları yapmıştım biliyorsunuz. Bugün de dedim buraları düzenleyeyim. Ve neler var bak, bir göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bakın, eskilerden kalma. Biliyorsunuz ben eskileri çok seviyorum. Şöyle şöyle, görüyor musunuz? Işıktan yansımıyor mu? Kalburlar var. Bakın, bunlar eski zamanda kullanılan böyle kalburlar. Hani böyle bir şeyi elerken kullanılırmış. Bunları da diyorum ki, şuraları topladıktan sonra böyle çiviler çakayım. Bunları buralara asayım. Bir de ne var? Bakın. Bunu genelde birçok kişi eski pazarlardan bilir. Terazi. El terazisi. Bunu da diyorum güzelce temizleyeyim. Bunu da diyorum asayım oraya. Vallahi artık bunlar tarihe eser gibi. Hani böyle atıvermek istiyorlar. Ben de dedim niye atılıyor? Yani şuraya asalım böyle dursun. Antika gibi. Vallahi çocukluğumdan biliyorum. Ben de mesela hani babamlar, annemler çiftçilik yaptığı için sebzeleri mesela bunlarla tartıyorduk eskiden. Bu şekilde, bu terazilerle. Bunu da temizleyeyim, bunu da asayım. Bir de böyle ne parçalar gördüm bakın. Deşeledikçe bir şeyler çıkıyor. Şu parçayı bileniniz var mı? Ben de yeni öğrendim. Hani farklı, hani tokmak ben biliyordum. Bu yayık tokmağıymış. Benim annem de kullanıyordu. Böyle ahşap yayığı vardı eskiden. Sonra elektrikliye dönmüştü ama böyle tokmağı vardı. Bu tip değildi. Bu da böyle. Bunu da dedim böyle bu yere koyayım. Bir de şu var. Bunu hiç bilmiyorum mesela. Bilen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Bakın. Şu yün eğirme aletiymiş. Böyle bana tarif ettikleri, şöyle buradan bir ip bağlanıyormuş. Arada parçası. Böyle asıldıkça o yün ince haline geliyormuş. Mesela yün eğirme aletiymiş bu eskilerin mesela. Bu da bakın yün tarama aletiymiş.
çekirdeğini pamuğun ayırıyormuş mesela araya konulduğu zaman. Ya bunlarla eskiden iş görülmüş arkadaşlar. Ya. Evet, her tarafı yıkadım. Maddi değeri olmayan ama manevi değeri çok çok fazla olan şu parçaları şuraya asıverdim arkadaşlar. Temizleyip yıkayıp bakın. Ne güzel oldu. Dediğim gibi orada burada atılıyordu bunlar. Pek güzel oldu. Şu değirmeni de şuraya koydum. Şunları da şuraya sıralayıverdim. İşim bitti. Çok şükür. O ipi de oraya koymuşum. Onu da alayım. Elimde ip vardı. Evet. En azından şöyle baktıklarında hatıraları canlanır belki buradaki büyüklerin. İyi oldu. Vallahi iyi oldu. Bir de şu saksıları ayırdım. Şu tenekenin içinde toprak var. Benim o toprak saksıdaki çiçekler büyümedi diktiğim buradaki bahçedeki arkadaşlar. Evdekiler çok güzel büyüdü. Diyorum acaba toprak saksıdan mı? Onun için bu saksıları değiştireceğim onlar Allah nasip eder. Şunun içinde de güzel siyah toprak var. Onları halledeyim biraz sonra elim değerse inşallah. Bakayım birazcık gidip dinleneyim de. Vallahi yorulmuşum. Şimdi de ne yapıyorum arkadaşlar? En son o temizliği falan bitirdim o yan tarafın dükkanın orada. Dinlendim biraz. Yemek yedik öğleden sonra olunca. Müşterilere baktım. Dedim ki şunu unuttum bir iki gündür.
şu. Gene ilacı arkadaşlar. O kadar otlu ki buraların. Hemen şöyle ilacını aldık arkadaşlar. Ensesine olduğu gibi böyle erişemeyecek yere sürün dediler. Bunu şimdi süreceğim. Gel. Oscar'ım gel. Bak şimdi duruyorsun bak. Dur. Dur oğlum. Dur. Bu zararlı. Bak böyle ensenden süreceğiz. Dur oğlum. Oğlum dur. Dur oğlum. Oscar. 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 Bir dakika oğlum. Bir dakika. Gel. Dur. Oğlum dur. Bak elimi yalama. Elimi yalama. Dur oğlum. Evet, akıl akıllıdır. Bak, ilacını elledim elimle. Aferin oğluma. Aferin. İnşallah faydası olur arkadaşlar. İnşallah. Dur oğlum, var mı içinde daha? Şöyle sırtını akıtalım artık. Hepsini akıtayım ki şunca şey 100 TL arkadaşlar, inanır mısınız? 100 küsürmüş de 100 TL'yi bırakmışlar. Şu kadarcık, küçücük. Bunlar bu kadar yoktu inanın ki. Dur anne. Dur Oscar. Oscar elime ellere. Bu sana şimdi çok iyi gelecek, tamam mı? Şöyle çıkarayım ki öyle seveyim seni. Tamam. Allah'ım. Koca göbüş. Ah. Oscar'ım. Kene ilacını da yaptık bugün çok şükür. Değil mi Oscar'ım? He? Çok şımarık. İnanır mısınız? Çok şımarık. Şimdi sıcakta gidiyor, mayışıyor. Kulübesinin falan yattığı yok. Nerede gölge yer var böyle gidiyor. Oraya böyle yatıyor. Diyelim ki çağıracağım ve Oscar diyorum, nerede olursa olsun koşup geliyor hemen. Değil mi oğlum? Çok akıllı. Allah'ım çok akıllı. Allah'ım. Çok akıllı. Çok sevimli. Çok. Böyle sürekli bunu seveceksiniz, oyun oynayacaksınız. Onu istiyor Oscar. Değil mi Oscar? Değil mi tatlım? Dilara'mızı soruyorsunuz. Dilara'mız aynı arkadaşlar. Birçok yorumda okuyorum yine. Mesela Kaan sadece görebiliyor. Kaan da haftada bir görebiliyor arkadaşlar. Korona çoğaldığı için yoğun bakımları kapattılar. Onun için o da haftada bir görüyor ki hani hiç değişen bir şey olmadığını, sadece öylesine yattığını söylüyor. Kendi videolarında da söylüyor. Her zaman diyorum, sadece bekleme sürecindeyiz. Rabbimin mucizeleri bitmez. Sadece dua edeceğiz arkadaşlar. Sadece dua edeceğiz. Rabbim neylerse güzel eyler. Her zaman dediğim, her zaman. Öyle. Ama hayat devam ediyor. Oscar gel. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Hadi videomuzu kapatalım. Gel. Videomuzu da bu şekilde bugün kapatalım. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne oldu Ali'cim? Ne oldu? Konuşturmuyor bile. Dur gel.